Yıllar yıllar önce karşılaştığım, beni çok etkileyen bu oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1844 yılına gidiyoruz. Alexander Hoffman, Alexander Petrov. E4 E5 ATF3 AT C6 Fil C4 İtalyan açılışı. İspanyol açılışına göre daha agresif bir açılış. Çünkü bu fil daha şimdiden rakibin şah kanadına güzel bir baskı uyguluyor. Fil C5 Petrov da rakibinin yaptığı gibi şah filini oldukça etkili olabileceği bir çaprazdan geliştirmiş oldu. Fakat filin c5'ten çıkması rakibe bazı olanaklar sunabilir. Mesela özellikle de o yılların popüler devam yolu olan b4 Evans Gambit ya da oyunda görecek olduğumuz c3 d4 sürüşünün tempoyla gelmesi gibi. Hoffman'ın tercihi günümüze daha yakın olan C3 olmuş. Elbette kendisinin planı biraz sonra D4 karesine merkeze ikinci piyonunu getirerek merkezde bir üstünlük elde etmek. Ayrıca vezir kanadından alan kazanan B4 fikirleri de var. Arkadaşlar şunu unutmayın ki henüz at C3 karesinden geliştirilmediği için C3 yapılabiliyor. Bu önemli bir avantaj. Bir de Petrov'un pozisyonuna bakarsak At C6 karesinde olduğundan dolayı rakibinin yaptığı gibi hızlı bir şekilde C6 D5 merkez planını oynayamayacak. Peki. Hoffman niyetini açıkça belli etti. O halde rakibimizi merkezde rahat bırakmamamız gerekiyor. Atef 6. Önemli bir soru sorarak E4 piyonun hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, burada günümüzde en fazla tercih edilen ana devam yolu daha pozisyonel ve daha sakin D3. Şimdilik E4 piyonunu koruyarak. Fakat bu sizi yanıltmasın. Yani tamamen D4 fikrinden vazgeçildiği anlamına gelmez. Daha sonra E4 piyonunu herhangi bir taşıyla korumakla birlikte yani şartlar daha olgunlaştığında D4 fikirleri gündeme gelebilir. Tekrar oyuna dönecek olursak At F6'ya karşı Hoffman'ın tercihi direkt D4 sürüşü olmuş. Yani sanki bunun o kadar da kolay yapılamaması gerekiyordu değil mi? Aslında öyle. Çünkü Petrov da henüz gelişimde öyle mükemmel bir ilerleme kaydedebilmiş değil. Ayrıca şahı da merkezde. Bu sebeple oyunun merkezin açılması kendisi açısından da tehlikeli olabilir. Pekala bakalım. Şimdi E alır D4. Burada oyunda yapılan hamleye gelmeden önce tabii ki C alır D4 de oynanılabilirdi. Bu mükemmel gözüküyor. İdeal merkezimizi oluşturduk. Üstüne bunu bir de fili isteyerek tempoyla yapıyoruz. Fakat burada şöyle önemli bir detay var ki fil B4 şah temposu. Eğer bu olmasaydı evet rakibimiz çok üstün bir pozisyonda kalabilirdi. Fakat fil B4 ile birlikte daha sonra E4 piyonunun devam feda edildiği devam yolları da var. Fakat buradaki önemli nokta şu ki rakibimizin artık merkezdeki gücüne saygı göstererek biz de d5 yapmaya, yani rakibin merkezden daha fazla ilerlemesini engellemeye çalışabiliriz. D4 e alır d4'e karşı Hoffman'ın tercihi e5 olmuş. Rakip atı isteyerek. Ve sizin de gördüğünüz gibi bu atın öyle gidebileceği rahat, konforlu, güvenli kareleri yok. İşte bu göz önüne alındığında günümüz teorisi bizlere D5 oyna diyor. Karşı atak ile. Çünkü bu fili isteyerek gelir. Fakat oyunda Petrov at E4 tercihinde bulunmuş. Evet at çok güzel bir merkezi karede fakat piyon D5'te olmadığı için bu at şu an desteksiz kaldı. Biraz yalnız kalmış oldu. Ve bu, bunu gören Hoffman hemen fil D5 ile rakip atı istemiş ve bu atın gidebileceği hiçbir yer yok. Evet, aklımıza belki F5 gibi bir seçenek gelebilir fakat unutmayalım ki henüz kısa rok atmadık. Yapılan bu F5 sürüşü G8 A2 çaprazını ciddi ölçüde zayıflattı ve hiçbir zaman kısa rok atmaya fırsat bulamayabiliriz. Bu iyi bir tercih değil. Bu sebeple fil D5'e belki de burada pratik anlamda tek seçenek olan at alır F2 at fedasını oynuyor Petrov. Peki çok fazla bir tercih yok alınmak zorunda. Şah alır F2 ve şimdi D alır C3 açarak şah. Burası oyunun en kritik noktalarından bir tanesi. Oyunda yapılan hamleye gelmeden önce aklımıza ilk olarak şah e2 gelebilir ki tabii ki oynanılabilirdi. Fakat Şah E2'nin şöyle bir problemi var. Belki hızlı bir atak, hızlı bir kazanç olmasa bile biraz sonra Şah kanadına rok atılabilir, kale E8 gelinebilir, D6'dan sonra merkezde E dikeyindeki Şah'a orta ve uzun vadede bir baskı kurulabilirdi. Fikir bu. Veya bu pozisyonda Şah F1 hamlelerden bir tanesi. Ancak burada da şu soru gündeme gelecekti. A1'deki kale nasıl oyuna girebilir? Evet, bu önemli bir soru. D alır C3'e saydıklarımız bu aday devam yolları arasından en kötüsü fil E3 olurdu. Çünkü fil alır E3, şah alır E3'ten sonra B2 piyonu düştüğü gibi A1'deki kaleye elveda diyebilirdik. Burada arkadaşlar D alır C3'e Hoffman bunların hiçbirine gitmiyor ve şah g3 oynuyor. Evet, şahını biraz daha tahtanın açığına çıkarıyor. Ancak bu pozisyonu makineye verdiğinizde makine tamam, şah g3'te hiçbir yanlışlık yok diyor. Fakat bizler çok iyi biliyoruz ki makinelerin psikolojisi yok. Böyle bir oyunu bir insanın oynayabilmesi çok zor. Evet, Doğru, herhangi bir yanlışlık yok. Fakat geri kalan kısmını, oyunun geri kalanını çok doğru oynamalısınız. Yapacak olduğunuz en ufak bir hata sonucunda mat olabilirsiniz. Şah G3. Bakalım. Önce C alır B2. Bakın bu önemli. Neden? Fil alır B2'den sonra vezir filini bu çaprazdan ayırdı ki İleride rakip şaha saldırabilmek için kritik siyah renkli karelerde önemli bir atak fırsatı elde edebilsin. Ve burada Petrov at E7 ile oyuna devam etmiş. Çünkü kendisi bir at feda etti ve rakip şaha da saldırmak istiyor. Bu sebeple rakibinin fil alır C6 ile belirli sadeleştirmeler yani tahtadaki taş sayısını azaltmasını istemiyor. Bu sebeple at e7. Ayrıca bu at kendisini bir anda rakip şaha atak yapabilmek için f5 karesine de atabilir. Burada belki de en güvenli seçenek Hoffman için a3 olmalıydı. Bunun fikri şahı için daha güvenli a2 karesini açmak ve böylelikle bir anlamda yapay bir yolla kısarok atmış olurdu. Fakat oyunda at G5 tercih edilmiş. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla Alexander Hoffman da öyle pasifçe savunma yapmayı seven bir oyuncu değil. Karşı atak yapmaya çalışıyor. Ve şimdi F7 piyonunu istemiş oldu. Bakalım at alır D5. Elbette açarak ata yapılan bir saldırı olduğundan dolayı hemen vezirle atı almak iyi olmazdı. Bu sebeple Hoffman at g5 oynarkenki düşüncesini at alır f7 ile bizlere gösteriyor. Rakibinin biraz önce yaptığı gibi ver veziri, ver kaleyi. Ve burada tabii ki direkt şah alır f7 yapılırsa arkadaşlar bakın kale f1 çok tehlikeli. Aynı zamanda vezir alır d5, takiben vezir alır c5 çok da hoş gözükmüyor. At alır f7'ye. Videoyu durdurup düşünün, kendinizi Petrov'un yerine koyun. Siz olsanız ne oynardınız? Evet, satranç tarihinin gördüğü en güzel kısarok hamlelerinden birine burada tanıklık ediyoruz. Kısarok ve bu bir vezir fedası. Atalır d8. Bu vezir fedası kabul edilmiş. Peki şimdi ne oldu? F8'de mükemmel bir kalemiz, C5'te mükemmel bir filimiz ve fil F2 ile bir anda şahı matağına çekmeye çalışıyor. Şah H3, yapılabilecek çok fazla bir şey yok ve D6 açarak şah. Ne de olsa filler uzun menzilli taşlardır ve bulundukları yerlerden hiçbir hamle yapmasa bile etkili olabilirler. Ve şimdi E6 ile bunu engellemiş Hoffman. Önce at F4, şah G4, at alır E6. Çok sakince ve soğukkanlılıkla. Bakın şimdi açarak şah istekleri var ve burada yapılabilecek hiçbir şey yok. Belki de aklımıza vezir D5 gelebilir. Hani bu atı açmaza alayım ve açarak şah isteklerini engelleyeyim düşüncesiyle ancak buna da kale F4 ve ister h3 ister h5 karesine şah kaçsın iki şekilde de bir hamlede mat olurdu bu sebeple at alır e6'ya Hoffman bir anlamda bu güzel matın oluşmasına izin vererek at alır e6 oynamış fil alır e6'dan sonra şah g5 kale f5'e şah g4 h5 şah h3 ve çok güzel çok klas bir bitiriş kale f3 çifte şah ve oyun mat ile sonuçlanıyor. Mükemmel bir vezir fedası ve mükemmel bir mat teması. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sondaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.